Bu haliyle genel kuruldan geçerse ve yasalaşırsa nasıl bir tutum alır Anayasa Mahkemesi? Büyük bir ihtimalle Anayasa Mahkemesi'nden döner. Anayasa Mahkemesi de kesinlikle baskı altında. Ama yine de en az etki altında kalabilen en üst bir yargı sınıfıdır Anayasa Mahkemesi. Çok temel kurallarla bağlı ve görevi çok sınırlı ve belli görevi vardır. Hatta en önemli görevi de insan hakları, bireysel özgürlükleri muhafaza etmek, onları korumaktır birinci amacı. Yani devleti kutsamak ve korumaktan da önemli, bireyin hak ve özgürlüklerini gerekirse devlete karşı korumak ve anayasa kurallarını korumak gibi bir görev vardır. Anayasa kuralları belli. O belli, besbelli olan anayasa kurallarının göz göre göre çiğnenmesine çoğu zaman karşı çıkabiliyor. Her şeye rağmen. Yine de bugün Türkiye'deki tek hukuk güvencesi Anayasa Mahkemesi kalmıştır. Ve bundan da rahatsızlıklar o kadar büyük ki günlerdir zaten Anayasa Mahkemesi de kapatılmalı diye feryatları var. Yani bunu artık akla mantığa sığdırmak mümkün değil. Evet. Yani beğenmedikleri karar çıktığı zaman Anayasa Mahkemesi kapatılsın denebildiğine göre geldiğimiz noktayı siz düşünün. Evet. Gerçekten artık sözün bittiği yerdeyiz.